Makbule Karabudak. Evet. Öncelikle şimdi haberlere de çıktı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yani sen bir sağlık personelisin. Evet. Buradan senin adına bütün sağlık personellerimize hepsine çok selamlar. Hepsine çok teşekkürler. Ve maalesef işte siz virüsün içerisinde belki de yaşıyorsunuz, maruz kalıyorsunuz ve sen de galiba bir hastalık geçirdin. Evet, döndükten birkaç hafta sonra işe başlamak durumunda kaldım. Pandemi çıktı ve ben ücretsiz izindeydim. Hemen ücretsiz izimi sonlandırıp göreve başladım. Sonrasında zaten bu işin filyasyon kısmı çok önemli ya pandemide. Ben de tam o işin filyasyon aşamasında çalışıyordum. Burada hatta Acun Medya'ya bir röportaj vermiştim. Hani inşallah, hani korkuyorum demiştim. İnşallah bir şey olmaz. Sonuçta ailemle, eşimle yaşıyorum. Hani yakın arkadaşlarımla hala görüşüyorum vesaire. Dikkat etmeye çalışıyorum ama hani tabii ki bu beni korkutuyor demiştim. Hani bu işin bu kadar ana gövdesinde hani yer almak. Sonra bir hafta sonra Covid olduğumu öğrendim. Tam böyle üstüne denk geldi ama çok şükür eşime bile hiçbir şey olmadı yani. Demek ki o izolasyonu... Bizde bir şey olmaz değil mi şu an? Yok, olmaz. Yani aynı evin içinde o izolasyonu demek ki sağlayabilmişim ki atlattım. Biraz ağır atlattım ama geçti gitti, evet. Çok büyük geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Valla yani. Geçmiş olsun. 2020'yi her şeyle yaşadın sen. Survivor'a gittin. Evet. Çok çok rekor kırdı. Rekor kırdın. 3 günde elendin. Yani 2 gece mi kaldın? Yani evet, rekor iki rekor İlayda yani. Olsa. Rekor İlayda. Hayır ama yani yarışıp kendi elenin 2 gece çok sert yani. SMS'te elenen evet, evet. İlk ben fragmana bendim. Girdin. Fragmanda çok... iddialı laflar. İddialı laflar. Ne demiştin bir dakika? Sen çok güzel bir laf söylemiştin. Bugüne kadar hep göbek bağı kestim. Ama şimdi nefesleri kesmeye geliyorum. Herkes bana yorum yapmış. Kısa... Kendi nefesini kesti. Yani hayırlısı böyleymiş. Demek ki dönmem gerekiyormuş. Belki bu süreçte hani vatanım için çalışmam, ülkem için çalışmam gerekiyormuş. Evet. Hani bunları yaşamam gerekiyormuş demek ki. Her şeyin hayırlısı diye gitmiştik. Biz hep Cemalcan'la bizim elemelerden bu tarafa bir sözümüz vardı. Ben hep o her şeyin hayırlısı diyordu. Ben de diyordum ki, hatta siz bilirsiniz. Hani hayırlısıysa, hani hakkımızda orada kokonat yemek varsa bizim kaderimizde yeriz. Ama yoksa hani dayak bile yiyemez. Yani nasibinde olmayan dayak bile yiyemez diyordum. Hani benim nasibimde de orada 2 gün kalmak varmış, evet. Demek ki. Yani ne yapalım, hayırlısı. Vallahi öyle. Ben bir de senin kadar ses getiren diğer yarışmacı. Sevgili Tuba Melis'e dönüyorum. Bir şey diyeceğim. Bak evet, belki sayılı gün kaldın sende ama gerçekten Survivor en çok konuşulan isimlerinden. Evet. Ya çünkü gerçekten şunu gördüm, hani hep bir ilkler bir de sonlar konuşuyor. Hani bir şimdi şampiyon konuşulacak. Bir de sonuçta Survivor tarihinde hiç oyun alamadan dönen bir tek ben varım. Bir tane bile mi oyun alamadın sen? Hayır. Ben bir tane sanki evet aldım. Ay şöyle, aldı. Ben biliyorum avantaj oyununda aldım. Almak üzere. O kadar hatırlıyorum. Avantaj oyunu olabilir. Avantaj oyununda sonunda. Bireysel hiç alamadım. Kazandım. Bireysel hiç alamadım. Canım yani sağ olsun ya. Mesela gerçekten bunu düşünüyordum. Dönünce izledim de mesela toplu halde oynadığımız yani takım oyunlarında mesela hatta düşmüştüm bile var, kalkıp devam ediyorum. Evet. Bu tahtayı kim koydu buraya diye böyle. Yani o an atıyorum mesela, tek diye çıktığımda asla atamıyorum yani. Zaten çıktığımda da mesela izliyorum kendimi, diyorum ki ben olsaydım beni döverdim yani. Bayağı böyle sadece yürüyormuşum yani. Böyle önüme falan bakıyorum yavaş yavaş. Zaten bayağı Twitter'da falan birinci sıraya yerleşmişim. Dünyada 9. sıraya TT olmuşum. Güzel. Olsun işte, bir şey. Aynen. Beklemeyi izi götürdü olmak. Bu arada çok güldüm. Gerçekten çok yakın. Yani bu arada beni çok yakından tanıyan insanlar biliyor zaten o huyumu. Kendimle dalga geçmeyi çok seven, çok bundan eğlenen biri olduğum için. Çıkınca böyle o capslere falan öldüm yani. Hani böyle geberdim şey falan diyordum ya yapanlara. İşte yaptıklarınızı bana atın, bulamıyorum falan diyordum. Ki hala devam ediyor etkileri. İnanılmaz bir özgüven sahibisin. Evet. Yani ne olacak? Güzel bir şey insanın evet, kendisiyle boş. Dalga geçebiliyor. Ya, çünkü burada şöyle bir şey. Mesela bazıları soruyor işte, diyor ki neyine güvendin gittin? Neyine güvendin gittinle alakalı bir durum değil bu. Bu benim hayatım. Hı-hı. Ve ben burayı deneyimlemek istedim. Bu arada hiç aklımda olan bir şey değildi Survivor. Kardeşim benden çok şey yedi. İçsel olarak oradayken, yarışırken. Çünkü kardeşim yanımdaydı ben buna karar verdiğimde ve beni gaza getiren kendisiydi. O yüzden benden bayağı şey yedi orada. Ama iyi ki dedim. Çünkü çok güzel bir deneyim. Oradayken de söylüyordum. Evet, bunun karşılığı hiçbir şekilde, yani ister 10 gün olsun, ister 2 gün olsun, ister 4 ay olsun. Tabii ki onların mesela dün, bugün Makbule ile onu konuştuk. O kadar özendim ki, o kadar güzel anılar biriktirmiş ki. Keşke daha fazlasını yapabilseydim dedim. Yani o kadar güzel anılar biriktirmişler ki, evet. Ve oradaki atmosfer o kadar güzel ki ve sana mutlaka bir şey katıyor. Senin hayat tecrübelerinin üstüne yani bir 10 katını daha katıyor. İsterse 15 gün olsun. Orada çok güzel arkadaşlıklar, evet. Da ediniyorsun.
Yani benim mesela en büyük korkumdu. Buradan gitmeden önce herkes uyarıyordum. İşte örümcekten korkuyorum, yılandan korkuyorum, ben bayılırım falan diyordum. Geceleri yalın ayak ormanın içinde geziyordum yani hani. Güzel bir tecrübe oldu. Var mı öyle özel sorunuz yoksa şeyi soracağım, finali soracağım. Yok. Ben seni gaza getirmedim ama. Ben doğruları söyledim. Yok. Sen yani evet güzel olacak hani geleceksin ama bunları bil dedim. Geldi. Sağ olsun. Evet. Kadroyu kurarlarken tabii. Evet evet. Sen konuştum. Anlatıyorsun bunu. Ama aynen, şu bir gerçek mesela beklediğimin çok çok üstündeydi yani. Doğru, evet hani ben şey diyordum ya yine de. O kadar değildir. Değildir değil yani hani daha neler falan. O yüzden mesela benim çünkü evet ben de ilk gidişimde öyle demiştim. Mesela annem bile babama demiş ki Melisa orada bir şey oldu herhalde. Çünkü beni bilirler mesela ben çok konuşurum bıdır bıdır falan böyle falan. Orada mesela sonrasında izliyorum böyle duruyorum mesela böyle saçım falan da örmüş. Peki böyle duruyorum sadece hiçbir şeye tepkim yok yani. Melis orada başka bir Melis de olmuş aynı zamanda. Ya bunu da hep söylüyorlardı. Oraya gidince insanlar evet. Değişiyor yani tepkilerin de değişiyor diye. Şok geçirdim yani hani gerçekten her şey gerçekmiş kısmını evet. Anlamış oldum. Güzel bir tecrübe oldu en yok, azından öyle bakmak güzel. Lazım. Yani bir daha gider misin diyorlar mesela. Herhalde bir daha çağırsalar vallahi yine giderim. Yani oradaki yine yapamayacağım bir insan bile yine giderim. Ama yok bence bu sefer kesin spor yaparsın. Kendine bir şeyler katarak öyle gidersin. Kesin. Ya şöyle söyleyeyim aslında mesela çocukken ben karateye falan da gitmiştim. Herhalde bir 2 yıl bile çalışsam gitsem yine yapamayabilirim ben. Hmm. Çünkü ben de onu nasıl anlatırım? Belki öyle kontrol mekanizması olan insanlar anlar. Şimdi sporcu olmadığım için, yani köken olarak sporcu olmadığım için sakatlanma korkusu var hep bir. O olduğu zaman zaten kendi bir tıkın ötesinde yavaşlatmış oluyorsun. Yani 3 yıl spor yapsam yine başaramayabilirim. Şöyle bir şey ama var. Tekrar hiç çalışmadın mı? Yani gitmeden önce. Ben mesela bir hafta falan antrenman yapabilme şansım var. Seni kadar yavaş değil. Hayır. Kesinlikle aynı kategoriye koyamam bu kadar. Ne alakası aynı kategori? Ne demek aynı kategori? O anlamda değil. Şey olarak. Ne olarak? Hız olarak. O kadar da şey yapamam yani. Ben en azından parkuru tamamlayalım. Ben bilmiyorum. Oo en azından parkuru tamamlıyordum. Ya yanlış anladım. Eyvah. Ben de tamamlıyordum canlı ama. Canlı yayında gergin anlar. Evet. Hayır ya lütfen ya şey yapma. Öyle ama ben de tamamlıyordum. Benim tamamlamaya bir tane vardı. Hayır ben yanlış siz ikinizin de ismi Melis Melisa ya ondan dedim. Doğru. Ben. Şimdi hiç çevirmeye çalışmıyorsan Tarkan. Benim tamamlamadığım parkur bir tane vardı. Bir de sondaki artık Nisa attı ve aldı. O yüzden direkt zaten böyle tutun kollarımdan beni buradan çıkarın diyorum yani. Zor o, çünkü. Mesela bir de hafta... ilk parkurum. Onda da özel bir nefes. Nedenim vardı zaten. Hayır. Bacağım, onu Metin Hoca da çok iyi biliyor. Bacağım kasıldı. Çünkü ben oraya gittiğimde bana bunu Şazi'ye söylemişti. Sende yani sonuçta yaptığın meslek gereği o sporcu ruhu yoktur. Bunu biliyorum dedi. Sonuçta sen oyuncusun. Ama dedi ne olursa olsun, ne olursa olsun atışlara kadar gel. Umurunda olmasın hiçbir şey. O yüzden hiçbir zaman bırakmama şeyi vardı. Düşsem de kalksam da geç de gelsem sonuna kadar tamamladım. Sadece bir tanesini yapamıyorum dedim. Çünkü ben zaten doğuştan da kalça çıkıyla doğmuşum. Sonrasında düzelmiş bu annemin erken fark bir etmesiyle. Bir de kum olunca. Benim orada bacağım öyle bir kasıldı ki sağ tarafım. Dedim ki herhalde geçmişteki şey geri döndü. O yüzden dedim ki yapamıyorum ve bıraktım yani. Bıraktığım tek yerde orasıydı. Onun dışında tabii ki sonuna kadar gideceğim. Evet. Takım için özellikle arkadaşlarım için. Yap ama o konuda hiç fark etmez yani. Ama şöyle bir şey var. Sen şimdi zaten kariyeri olan bir oyuncusun aynı zamanda da. Survivor'da sende artık bir apolet. Mesela geçen gün şöyle bir şey olmuştu. Sosyal medyada bir bağlantım olacaktı. Bir firma adına. Survivor'la 2 kişiyle görüşmem gerekiyordu. Biri Seren Ayaktaş oldu. Biri de mesela Tuba Melis oldu. Evet. Yani ona teklif gitti. Sonuçta artık Survivor'dan bilinen birisin aynı zamanda. Evet. Evet. Makbule sana döneceğim ben. En anlaşamadığın kişi kim diyeceğim? Belki saçma bir soru olacak. Hani çok kaldın, saçma oldu gerçekten. Kaldım 3 gün boyunca. Anlaşamayacak zaman olmamış biliyor musun? Evet en, ya. En yani... anlaşamadığın diyeceğim. Hiç kimse... En anlaştığını diyeceğim o da olmayacak değil mi? Yani evet çünkü herkesle hemen Nisa'yla bir tık daha iyiydik. Onun dışında herkesle aynıydım iyiydim. Çünkü hani zaten birbirimizi yeni tanımaya başladığımız için hani hiç böyle tartışmalara girmeye ya da böyle hani bir şey farklı bir şey yaşamaya zamanım evet. Olmadı. Ben Makbule'yi... Herkes o sırada kaynaşmaya çalışıyordu. Ya bence. Evet aynen öyle. Hani onu... Ben Makbule'yi bizim eleme sürecinde ekranda gördüğümden bir 10 kat falan fazla gördüm biliyor musun? Sen seyirciye göre çok daha göremedim ekranda Makbule'yi. Nerede derken gitti ya. Ya evet ben döndükten sonra şaka yapıyorum ki, ya. Ama İlk hayır hep gerçekten böyle olur döndükten sonra da bir bakayım dedim yokum yani. Yarış bir tek şeylerde bu parkurlarda yarıştığım şeylerde varım.
Onu da zaten Melis'le yarışıyorum. Bir Melis'i çeker, beni çeker. Makbule yarıştı. Ama ilk işte falan. 15'er kişi, 14'er kişi olduğu için. Ben evet, kesinlikle. Makbule %60 %60 da şu an yarışmanın birincilerinde. Aa, Sercan, %67. %67 hiç çıktı? Unutmuyorum. 6 oyuna çıktım, 4'ünü aldım. Sercan. Bir şey soracağım. Çok, evet. Mesela hani gittiğin zaman, baktığın zaman bir karakter olarak dersin ki, aa evet, bunda bir problem yaşayabilirim falan. Hiç öyle bir izlenimde bulunduğun kişiler oldu mu? Oldu tabii ki. Oldu ama şimdi zaten geçti gitti, hiç yani söylemeye gerek yok bence. Evet, tamam. Ama oldu tabii ki yani. Sen sonunu sağla, çünkü son asıl sorulara geleceğiz. Evet. Ama ben hani yani zorlanmadım aslında. Ne fiziksel anlamda zorlandım, ne mental anlamda zorlandım. Hadi ya. O yüzden evet, devam edebileceğim. Bence o kadar zamanlı olmadı zaten. Hayır, ilk günden ağlayanları unutmayalım. Evet, doğru diyorsun. Yani doğru, o yüzden şaka bunun zamanla bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Takılıyoruz ya, geçtiğimiz zaman 5 ay oldu ya. Evet. Hiç önemli değil. Yani zaten herkes... Bu arada Gökhan Bey çok iyi bilir. Ben işte, biz hani bir sürü elemeden geçiyoruz ya. Son elemedeydi galiba, değil mi? Acun Bey falan da vardı. Artık hani son sözlerimizi alıyorlar bizden. Artık hani son 12-13 kişi kalmışız. 5 kişi seçilecek yani. Artık kızlardan, dedim ki kızlardan yani. Evet. Kalktım işte, dedim yani hani ben kendim dedim orada görmek istiyorum. Herkes kendi konfor alanının dışında asıl hani karakterimiz belli olur. Ben orada nasıl biri olacağım bilmiyorum dedim. Ve dedim şunu söylemek istiyorum dedim. O zaman işte bir dizisi var ya TV8'in, Doğdun Ev Kaderinde diye. Acun Bey çıktığı birkaç programda hani bunun gerçekten geldiğimiz noktayla ya da hayat yolumuzla doğduğumuz ortam ve çevremizin bağlantılı olduğunu anlatıyordu. Ben de demiştim ki Acun Bey size bir şey söyleyeceğim. Doğduğum ev kaderimse ben bu oyunu bozarım demiştim. Sonra iki gün sonra elenince doğduğum ev kaderimmiş diyormuşum. Geri döneceğini. Evet, aynen öyle oldu yani. Biraz trajikomik oldu ama tabii gene olsun, de güzel bir tecrübeydi yani benim için. Arkadaşlar, şimdi teşekkür ediyoruz size tabii ki. Çok memnun oldum. İyi ki geldiniz. Ama bugün final. Finalle evet, ilgili birer tahmin veya birer cümleniz varsa seninle başlayalım yine Makbule. Veya senin içinden geçen bir şey. Ya ben dün Yasin'le gelmesine çok 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 üzüldüm gerçekten. Hani isterdim ki Yasin'le Cemal kalsın orada. Yasin bence o adaletli ve merhametli yönünü halka gösteremediği için elendi diye düşünüyorum ben. Evet, arkadaşları biliyordu. Kendi ekibi biliyordu. O yüzden bu sonuca kadar kaldı. Ama bu adaletli ve merhametli yönünü biraz daha böyle halka da gösterebilseydi, ekranda da o yönü biraz daha ön planda olsaydı, bence son ikiye de kalırdı. Ve bugün kesinlikle Cemal Can'dan yana gönlüm tabii ki. Tuba Melis Türk. Evet. Senin yorumunu alalım son. Şimdi öncelikle ya Yasin elenmesine üzüldüm. Şu açıdan üzüldüm. Yasin'e karşı benim bir ön yargım vardı. İster istemez hiç tanımadım. Normalde ki aslında çok fazla ön yargılı bulmam ama böyle bir hastanede biz check-up'lara falan girerken beni hiç tanımadan böyle hani el hareketiyle falan böyle bir merhabalaşması falan olmuştu. Böyle şey gelmişti bana, bir ön yargım var, çok anlaşamam herhalde, bir de farklı takımlardayız zaten. Ama sonra elendiğim an tam onların önünden geçerken alkışlayalım dedi. Onu ben duydum. Onu orada biri durdurdu, o çok önemli değil. Yasin'in bunu demesi benim için çok önemliydi. Orada onun kalbini görmüş oldum. Sonuçta karşı takımdan alkışlasa ne olur, alkışlamasa ne olur derler normalde. O açıdan dün akşam çok üzüldüm. Kalbimden geçen diye soracaksınız ya da kim birinci olacak diye, hak eden kazansın diyeceğim. Öyle mi? Tamam, teşekkür ederiz arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. Şimdi sizlerden sonra çok değerli iki yarışmacı arkadaşımız geliyor. Sevgili İrem ve Tayfun. Size teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Onları bekliyoruz.